dosyamızın adı Sağlıksız Sistem. Yani sağlık sistemindeki aksaklıklara en büyük örneklerden biri de genel sağlık sigortası. Aslında faydalı bir sistem ama iki ayrıntısı faydayı zarara çeviriyor. Milyonlarca kişi binlerce liralık borç yükü altında kalıyor. Bana çıkan borç 1355 lira. Aşağı yukarı 2000 üzerinde. Ben bir yıl boyunca hastaneye de gitmedim. Hangi sağlığı ödeyeceğim ben? Hastaneye yolu düşsün ya da düşmesin. Hiçbir sosyal güvencesi olmayanlara sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalansınlar diye çıkarıldı genel sağlık sigortası. Peki milyonlarca insan neden borçlandı? 1. GSS'den faydalanmak için gelir testi yaptırmak gerekti. Haberi olmayan yaptırmadı. Devlet her ay için 306 lira borç yazdı, yazmaya da devam ediyor. Genel sağlık sigortası borç sorgulama diye girdim. TC kimlik numaramı yazdığımda karşıma 2500 TL bir ceza çıktı. Şok. Şok. Gelir testi yaptırsa da borçlananlar var. Bunun nedenlerini anlamak içinse bir tahta ve bir sosyal güvenlik uzmanına ihtiyaç var. Yönetmelik sakat. Esas sıkıntı gelir testinin yönetmeliğinden kaynaklanıyor. 26 yaşında üniversiteyi bitirmiş işsiz, anne ile babanın birer asgari ücret gelirleri onun geliriymiş gibi değerlendiriliyor. Ayda 306 lira genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda kalıyor. Yani kişi kendi gelirine göre değil, hane gelirine göre değerlendiriliyor. Hiç geliri olmasa dahi eve giren paraya göre borç hesaplanıyor. Eve de iki asgari ücret giriyorsa prim borcu her ay 306 lira. Hiç haberimiz olmadan bizi borçlandırmışlar. Çalıştığımız halde yine borç çıkıyor. Mehmet Özer çalıştığı halde borçlandı, anlayamadı. Borcun tahakkuk dönemi ayrıntısına takıldı. Özer'in işsiz kaldığı 1,5 senelik dönem var. Aslında GSS'de bu dönem için ama gelir testi çalıştığı dönemi baz alıyor. Yine yüksek prim ödemek zorunda kalıyor. Bu iki sorun düzeltilirse 3,5 milyon borçlu. 3,5 milyon borçlu yaklaşık olarak 500 bine düşecekti. 3 milyonun borcu silinecek. Kesinlikle silinecek. Normalde GSS prim borcu olanlar şu anda devlet hastanesine gitseler tedavi olamayacaklardı. Ama süre işte bu Bakanlar Kurulu kararıyla 31 Aralık'a uzatıldı. Bu kararda bir dördüncü madde var. O da diyor ki hastaneye gittiniz, muayene oldunuz, sonra reçeteniz yazıldı. Eczaneye gittiğinizde ilaçların parasını cebinizden ödeyeceksiniz. Sağlık hizmeti bir bütündür. Teşhis, tanı ve ilaç tedavisi bir bütündür. Burada ciddi bir hasta mağduriyeti ve halk sağlığı mağduriyeti söz konusu olacak.